buna. Birazdan geri döneceğiz. Evet arkadaşlar, peki, geri, oyun Türkçe. Kim önde? Bence çok eğleneceğiz bugün. Sevgili Twitch. Benim hoşuma gidiyor. Her zaman gibi güçlü bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batı'daysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyoruz. Crysis 2. Şunun namı diğer Türkçe olan. Ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. Ve çok eğleneceğiz. İlk defa burada duydunuz millet. Sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlasın. Hadi bir susalım. Oyun devam etsin abi. Şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler. Ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından ders. Times Meydanı üstündeki 3 çalışanda da yapılan tespitlerde... New York biyoteknoloji öncüsü Crynet, şehir merkezi araştırma biriminde biyokimyasal sızıntı olduğuna dair iddiaları inkar etti. Adamlar zamanında koronavirüsün şeyini yapmışlar işte abi. Oyun. Oyun yapmış yani. Doğrulanan 127 vaka var. Herifler oyun ama olarak yapmış yani. Bundan daha ötesi yok. Sel kuvvetleri şaka gibi ya. Kontrol altına almaya çalış. Petrol korkulan 20 dolar barajını tehdit ediyor. Güvenlik birimlerine olan güvenimizi tazelemeliyiz. Sel yetkilileri durumun... Yeni hikayeye hoş geldiniz. Evet sevgili YouTube, sana da gelecek bu. Unutma. Gelecek gelecek de bu oyun biraz sövüyor arkadaşlar, kusurumuza bakmayın. Oyun sövüyor, biz değil. Her pazartesi gelecek ona göre. Falan yok falso. Söyleyip duruyorum. Yayın bitince biz. Bir tanesi Karadeniz yalnız. Söyleyip duruyorum. Bu sabah pek konuşkan değil. Millet. Oğlum bundan sonraki seriler hep böyleyse öyle ne koparız biz seninle. Değil mi al? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilir. Ha şöyle. Ha şöyle. Neyse. Bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten. Hissedim diyorum. Çekilsin hazırım. Dinleyin beyler. Şu Doktor Gold'a gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim. Eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen Gold'u öldürme de. O yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. Tabii. Meksikalı istilası. Siktir, o neydi? Dışarı millet, geri gidin. Gemiyi terk edin. Tekrar ediyorum, gemiyi terk edin. Ciddi gövde hasarı. Merkez vuruldu. Tekrar ediyorum, vuruldu. Lan oğlum, kızdım. Nereye gidiyorsun? Oraya, oraya. Soldan. Kapak aşağıda. Dalmalıyız. Sıkıştı. Atmama yardım et. Yüzemiyoruz. Aşağı doğru gideceğim, aşağı. Adamlar ne oyun yapmışlar. Chino! Chino! Başaramadı abi.
başaramadı abi. Son çıkan Alcatraz. Ne olmuş oğlum? Bir dakika ya. Ne oldu? Parlaklığını arttır istersen biraz. Yok. Abi hepsi %100 çok geliyor ya. Oğlum açsın oğlum, biz buradan ayarız onları. Bizim sanki ses kontrolümüz mü yok? Sen ibrelere baksana. Senin kulağına ses yüksek geliyorsa amfinden kıs oradan. En son dakika. Dokunmayın işte. Amca şu. Üç. Baksanıza. Özgürlük bayağı yoğun ateş almış. Evet. Ama yine de yıkılmamış. Ne oluyor lan? Hay ananı. Anlaşıldı gene. İlk oyundaki gibi. Gene ilk oyundaki gibi şey. Uzaylılarla savaşacağız. Aha geldi bizim adam. Desteğim nerede? Denizaltı nerede? Stepsizi öldürdüm. Olamaz. Golden Tun ümidi bizlerdik. Alcatraz. Adın bu. Alcatraz. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak. O neydi lan? O neydi kız? Ey yavrum be. Ara sahne efsaneymiş ama. Bir an dedim ki orada, aha dedim, ben dedim boğuluyorum gibi dedim yani, kendimi boğuluyor gibi hissettim. Oyun Türk yapımı. Aynen. Ya diyor mu kardeşim, bizde kafası olan adam var da. Abi hepsi kaçtı. Sana? Hepsi kaçtı abi, hepsi yurt dışında. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Abi görüntüye bak ya. Ya. Biz de her şey ultra'da oynuyoruz ha. Yok ananı. Yuh. Ama yuh yani. Bekle, buraları izleyeceğim. Bak bunda var ya, kıyafeti çok iyi kullanman lazım. Abi ilk oyunda kıyafet nasıl kullanacağımızı kaçıncı bölümde öğrendik? İkinci bölümde mi öğrendik? Bunda kıyafette şey var. Kıyafeti geliştirebiliyorsun bunda. Çocukken oynamıştım ben bunu birazcık ya. Kıyafeti falan geliştiriyorsun bunda. Fena yani. Maksimum istedik. Bak. Oyun sesimizi bastırıyor mu?
Oo Muhammed Yusuf, eyvallah. Aleyküm selam kardeşim. Sağ olasın Muhammedciğim. Hoş geldin yayına. Oyun daha yeni bekliyor. Boş yapıldı oyuncu. Cevat geldi. Onu bildiğin sinema, bu oyun değil. Çok fena. Bunda kıyafetin skilleri falan var. Bence var ya, bir şey söyleyeyim mi? Bu G.I. Joe filmi bu oyundan esinlenerek... Bence filmde yok. Doğru, film daha yeni. Film daha yeni G.I. Joe. Doğru, bu eski. Lan bu film, daha çocukluğuma döndüm lan. Vallahi şu oyunu çıktığı zaman internet kafelerde ne kavga ederdik. Sen ne diyorsun ya? Adam ne diyordu biliyor musun? Diyorduk mesela, abi masa işte 5'e biz 1 liralık daha, 1 milyonluk daha uzatır mısın diyorduk. Adam diyor ya kardeşim, biz sana rahmet ediyoruz, ne uzatmasın. YDPL Afrofil ekleniyor. Başlatılıyor. Ama 1 milyonluk dediğimiz için de internet kafeciye 1 milyon çok büyük bir para geliyordu. 1 lira. 1 lira. 1 milyon. Ulan 250 bin lira internet kafede oyun oynadığım zamanları biliyorum, 1 saat. 250 bin lira. Oğlum yeni nesil 250 bin lira olarak bilmez onu lan, 25 kuruş diye. He, 25 kuruş. Yarım saate 10 kuruş, 25 kuruş falan. Lan 25 bin liraya Atari salonuna gidiyorduk tek yönüç oynamaya. Bu oyun çıktığı zaman bana bilgisayar almıştı babam. Alcatraz. Bunu çalıştırama dedi bilgisayar, ne üzüldüydüm lan. Elimden şimdiki bu kadarı geliyor. 3 makineyle yayın yapıyoruz. 3 tane şansın. Bilgisayar birbirine bağlı. Hepimizin son şansısın. Gerçi biz bu stüdyoyu yayın için kurmamıştık ki. Müzik yapmak için kurmuştuk. Artık sıra sende. Oğlum çok amaçlı ben dükkan oldu işte daha. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar sağlığınıza dikkat edin. Belki çok fena bir doktor belki arkadaşım. O ne lan? Doktor arkadaşımla konuştum. Domuz gribi salgını varmış. Bildiğiniz geleceğe olsun. Hoş geldin o. Savaşa hoş geldin. Muhammed'e bak, ben de oynamayı çekilsin ama PC'yi kaldırmıyor. Aynen öyle. Bizde de PC'yi kaldırmıyor. Gitmeme o kadar kolay izin verdim. Bizde işte çıktığında oynayamadı, kaldırmadı Muhammed kardeş. Bakma şimdi bana oynadığımız makinenin sadece ekran kartı 15 bin lira. Giysiyi sana verdim. Hayatımı verdim. Bana İki kişi 6 ay yemedik içmedik ekran kartı aldık. Bu. Her şey sana bağlı. Ne kazandıysak bana bir araya getirdik yani. Beni unut. Ama ekran kartı şimdi daha pahalıdır ha. Bir şeyi bul. Kilidi kır, kilidi sık. Ve lan ve. Ha, süper yumrukluyuz ya biz kardeş. Ya, o içeriği bir araştırsana, belki mermi falan vardır. Bak orada bilgisayar gibi bir şey var. Künye alındı. O künyeler neydi ya? Onları neyse, oyunu çözeceğiz. Burada bir boh yok. Çık. Belki koymuşlardır diye heves ettim. Enerjiyi bitirdin lan. Yok, şeye bakıyorum. Diğer özellikleri nasıl açıyorsun? V'ye bastığın zaman yumruk atıyor. X'e bastığın zaman ne yapıyor? Silahın özellikleri. Güzel. Kıyafete nereden giriyoruz lan? Yok, tekme atma. Bu ne lan, burası cesetle dolu. Şu bilgisayara yanaş. Solda bir bilgisayar var. Nerede onlar şunu? Ben Doktor Akila Roy. Kriz durumu ilk yardım ekibi birden. 5. gündeyiz ve Manhattan virüsü kurbanlarında enfeksiyonun yayılmasını durdurmada... Eyvallah kardeşim, sağ olasın. İnşallah kardeşim, inşallah. Özellikle Tremorovax ve onun genel rakipleri... Yerden kutuları mutları alıyorduk ki geçen oyunda da. Bak şimdi... Yani sizler yayına geldikçe biz daha da çok mutlu olacağız inşallah. Bak buradan... Buffett, ben Bo. Beni duyuyor musun? Buffett. Profit biziz bu arada. Abi mermi yok. Ya çıkacak bir yerde, sen devam et. Karşı atlayacağım. Basılı tuttun. Prophet, dinle beni. Beni duyuyor musun bilmiyorum fakat senin için geliyorlar. O askerleri bulmalısın. Kenar, yukarı zıplayacaksın, yukarı. Kapı açma. Bu şeyi gizliliğe nasıl alıyorduk abi ya? Yapacak bir şey yok. İlk oyundaki hatayı yapmayacağız. Girip bakalım diyorsun. Seçenekler.
Oyun ayarlarında mı? Oyun. Yo değil. Kontrollerde. Kontroller. Klavye. Nano giysi abi. Yukarıda bak. Nano giysi. F etkileşime gir. Q. Zırh modu. E gizlilik. B vizörü değiştiriyor. N nano görüş. Nano giysi menüsü faro içi ortaya topa tıklayacaksın. Aynen. Giysi ayarı H. Anladım. Silah ayarı X. Şimdi silah ayarı X. Bak burada. Kıyafet burada. Şeyde mi? Neydeydi la? H'de. Kısa yolları var. Bir de şöyle. Tabii canım. E'ye bastın. E almıyor. Giysi bozuk mu ya? Niye almıyor? Sistem yetkileri devredildi. Bekle. Vizörü B. B. Sistemler devrede. Bak aşağıda gösteriyor sana. Tehlike tespit edildi. İki tane adam var orada. Artırılmış savaş alanı farkındalığı sağlar. Çık vizörden şimdi. Dur bir dakika. Bak mermiler orada. Silah, ekipman ve taktiksel fırsatları tarayın. Vizörün yaklaşma fonksiyonu güvenli mesafeden inceleme imkanı sağlar. Bak, vizörü açıp topla yaklaşabiliyorsun. Dinle Prophet. Sel tüm şehirde seni arıyor. Sel dedi, öbür örgütleri herhalde. Buraya geldiniz. Bana bak. Kaptan ilerle. Şunu gizli modu al. Görülme, Gizlilik modu çalışmıyor değil mi? Hala sıkıntı var cihazda. Bak görünüyorsun ha, dikkat et. Haritada gösteriyor, bak sarısın şu an. Gördüm yani. İyice doldurduk. Başka silah da yok zaten değil mi? Bak haritada görürsün adamları, hemen dibindeler herifler. Gizlilik modumuz çalışsaydı iyiydi ya. Şimdi mavi olan yere gideceğiz, onu biliyoruz. Ama soldaki herifleri indirmen gerekecek ve çok gürültü yaparsan da nerede olduğunu anlarlar. Aa, buldular seni. Tamam, hedef görüldü. Tamam, nişan al, sık öldür ipneleri, orada değiller, soldalar. Buradan göremezsin. Şu an oyunun başında olduğumuz için öyle her yerden göstermiyor sana. Oradan gideceksin abi, başka yol yok. Tamam oradan gideceğim de şu işaret ne? Mermi 8,5 metre, gideceğin yeri gösteriyor. Nerede abi bu adam? Aha, iki tane. Git silahlarını al. Aha, orada sık sık ipneyi sık. Şerefsiz. Atla abi, tüfeklerini al. Bas F'ye. İşteyse sen şimdi naneyi mi dingi? Mermi dolduracaksın. Oh! Siz şimdi naneyi yediğinizde topladığımız sistem, vallahi Muhammedciğim, oyunu oynadığımız bilgisayar ekranlarıyla, monitörleriyle birlikte klavye, mouse seti dahil. Fiyatı şu anki piyasada 30 bin lira kardeşim. Yani alabileceğin düşükle orta arası bir oyun makinesidir. Sistem yetkileri. Yani 30 bin lira bayılırsan alıyorsun. Sana yayını basmak için kurduğumuz bir bilgisayar var. O da ayrı bir makine. Görünmezlik düşman hatlarına geçici bir görünmezlikle sızmanızı sağlar. Ona da yaklaşık olarak 15 bin lira civarında bir para yatırdık. Bir de bu yayınların kayıtlarını, sistemlere paylaşımlarını yapmak için bir bilgisayar kurmuşuz. O bilgisayar için de 8 bin lira civarında bir para harcadık. Onun dışında kafamızdaki kulaklıklar, mikrofon sistemleri, mikser, amfi vesaire, zartut, bir sürü alet, edevat. Yani bayağı bir pahalıya geldi ama sadece oyun bilgisayarı diyorsan 30-35 bin lira civarında toplarsın. O da bilgisayarın monitörünü dandik alacaksın.
Şu an silah açılmadı, daha yenisin ya. Oh yeah. Biraz zorlanacak bir yer bul. Profit, beni dinle. Enerjim bitiyor. Aliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmem. Çık, çık. Ne kadar dayanabilirim? Gizlilikten çıksan oğlum. Abi dur. Tamam, bir doldur daha enerjiyi doldur. Heriflere bulaşmadan mı gideceksin? Abi gideceğim yolu bilmiyorum ki şu an nereden gideceğim. Herifleri temizle. Gizliyken arkalarından yaklaş. Silah ateşlersen gizliyim biter. Ne? Düşmanla temas olabilir. Solda. Solda pezevenk. Bizim asıl iş, valla Muhammed'cim şöyle söyleyeyim, bu yanımda oturan arkadaş şu, ters mi tutuyorum, yok ters tutmuyorum, bu. Yanımda gördüğün, kendisi kalenin çatısında ancak tornacılan DJ, Serkan DJ ve müzik prodüksiyon işleri yapıyor. Ben de ses mühendisliği yapıyorum. Aynı zamanda da müzik öğretmenliği yapıyorum özel okulda. Haftanın 5 günü, 6 günü gece gündüz çalışıyoruz. Diğer günlerde de işte oyun yayınları vesaireler böyle uğraşıyoruz. Bize destek gönderin. Burası lacivert merkez. Ateş altındayız. Yaşam belirtisi kayboldu. Maksimum gizlilik. Ha? Ne yapıyorsun lan? Lan ben bitti. Görünmede şu an görünüyor ha. Oradan giremeyeceğiz galiba, arkadan dolanmamız lazım. Ama gideceğim yer şurası. Tam da arkasına dolanacaksın demek ki. Açıksa kapı kapıdan girmeyi dene. Saklanman lazım şu an. Enerjim bitti. Şu binanın arkasına, bir şeyin arkasına gir de saklan lan. Bu herki kendi dolduruyor değil mi? Aynen. Nereye gidiyoruz lan? Aa, bu oyunda bir şey hatırladım. Silahta susturucu olduğu zaman ateş ettiğinde şey bozulmuyor. Kral. Çök bir yere saklan. El bombası. Gözünüzü ayırmayın. Sık sık. Maksimum gizlilik. Yanında. Gördüm, çok kalabalıklar. Şöyle bir şeyin arkasına bir saklan. Mecbur indireceğiz onları. O kapıyla uğraşacaksın çünkü öyle görünüyor. Maksimum gizlilik. Gözden kaybol. Alternatif lokal saplanıyor. Yol işareti güncellendi. Zula. Yol işareti güncellendi. Oğlum bu bunda daha iyi yapmışlar lan. Abi yapımcıların içinde Türk olunca. Burada her şey temiz. Maksimum gizlilik. Kaça kaça gidiyor. Prophet, sel askerleri her yerde. Çıkabilirsin. Kaçmam gizlilikten, lazım. Enerjin dolar. Laboratuvarda buluşuruz. Acele et. Alarm çalarsa sakin olun. Bir bölgeye gireceğiz. Kayıt noktasına gelmişiz.
Karantina da buraya kadar. Tamam. Evet. Maksimum. Zeyrilerin hiç şansı olmamış. Arkadaki cesetleri gördün mü? Gördün mü? Görünmezken düşmana yaklaş, V'ye basıyor. Düşmanımıza yaklaşabilirsiniz. Peki, eviniz depreme karşı ne kadar dayanıklı? Kaliforniya'da yaşamıyorsanız, bu soru size gereksiz geliyor olabilir. Ama yanılıyorsunuz. Son 3 yılda... Bahriye mi duruşuna gitti? Daha dur, daha sövmeye başlamadı. Sövmememiz lazım. Oyun sövsün, biz sövmeyelim. Bu farklı bir silah mı? Yok, scrap yerine scrap. Aynı silah. Aynı silah, değişen bir şey. O yanda mermi kutusu falan var. O bizim mermilerimiz tam değil mi? Ön dahiye tamamlandı. Beklemede kalın. Manyetik kilitler açıldı. Yabancı kilitlenme altına. Otomatik sistem kapatma başlıyor. Güvenlik kapılarını zorlayıp aç. Abi ne güzel ya. Diğer oyunda mesela ilk Crysis'te şey bizim karakterimizle konuşuyor ama burada konuşmuyor şu anda. Bölümün adı Davetsiz Misafirmiş. Haritayı sürekli kontrol etmemiz lazım. Niye uzaylılar? Her zamanki gibi. Şu an nereye gideceğiz? Maviye doğru gideceksin, sol... Yok, yer belirlemedi sana şu an. Git işte bir yerlere doğru ya, bir şey çıkar illaki. Şu an yer belirlemedi. Dinle, giysi bağlantısında şiddetli bir şey oldu. Her şey kapandı. Yeni ne açıldı dedi? Buraya acele gelmen lazım, her şey dağılıyor. Her yerde hastalıklı insanlar, bir yere zoom alan. Sen de onları vuruyor. Şu kıyafetin ayarlarına bir gir bakayım. Geliyor. Bak, metroyu kullan, caddelerden daha güvenli. Bak, arttırabiliyorsun gördün mü? Umarım yanında askerler vardır. Bu oyunda dedim ya sana, geliştirilebiliyor kıyafet. Metro girişini bul. Buluruk. Sen bana göster, biz buluruz. Şey, uzaylılar çıkıyor ya, onları öldürdükçe onların içinden bir şey çıkıyor. Onları toplayarak nano kıyafetini geliştiriyorsun. Şu bilgisayarı dürt istersen. Belki bir şey vardır. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapacağımı bilemedim, ben dedim bir sıkayım. Herhalde buradan çıkacağım. Sistem yetkileri devredildi. Lan. Şu zırh modu. Maksimum zırh. Nano giysinin dış yüzeyi. Gizlenmeyeceğim diyor yani. Ayarlanarak kullanıcının savaştaki sağ kalma oranını artırır. Zırh modu için enerji gerekir. Patlayan cephane yanında sağ kalma oranını artırır. O Prophet, indir şunu. Sövsün diyordun. Allah'tan başka bir şey isteseymişsin değil mi? Ah sövüyü. Enerjim bitti ha. Allah rahmet eylesin abi. Şunların üstüne doğru gittiğinde evet, mermilerini alıyorsun, güzel. Üstlerinden geçince mermilerini veriyor bize. Tamam. Neyse, mermimiz çok az ha. Sanırım yukarıdan gideceğiz. Buna orada bir şey dedi. Felin diye bir silah varmış. Bakmak istiyorsan bak. Dürbünlü falan kontrol et. Onu bakayım işte, yok dürbünde kapalı. Onlar sonra açılacak. Sen yok, sen şimdi bir bak yakınlaştırmasına da. İkisini sanki bu daha iyi yakın görüşte. Scrap daha iyi sanki ona lan. Bu daha iyi sanki ha. Aynen. Yukarı yukarı. O F'ye bas deyince ne oluyor lan adamın üstüne gidip? Kucağına alıyordur herhalde. Çöpe alıyormuş. Ben de adama diyor sandım ya.
9 mermi. Felin o, felin. Bizde daha fazla mermi var, devam et. İlla ki bir mermi yer bulacağız. Bence çok... Taktiksel seçenekler mevcut. İçerisi kalabalık. Pekala, yakın. Bunları var ya, gizlilik modunda indirebilirsin ha. Leşlerle uğraşmak ne zaman bir mızmızdan... Bakıyorum abi şimdi etrafa bir bakalım. Twitch partnerliğine Allah'ım Ahmet, bakacağım yani, başvuru falan yapacağız ona. Ama biraz diyoruz sistemi iyice bir kurcalayalım. Bizim tesisat çünkü taze, daha yeni kurduk. Arada arızalar verebiliyor. Bir emin olacağız sistemin sıkıntısız çalıştığından, çünkü sadece oyun yayıncılığıyla iş yapmıyoruz biz. Serkan'la birlikte farklı yayınlar da yapıyoruz. Bir nevi küçük çaplı televizyon kanalı gibi düşün bizim sistemi. Bu sistem içerisinde de el bombaları var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani, Twitch ortaklık işte partnerliğini yapmam için bazı şartlar istiyor. O şartları yerine getirdiğim zaman neye tıkla diyor el bombası? Bire çift diyor. Lan nereden gördünüz? Biraz daha bomba al. Gizlen abi. Maksimum gizlilik. Gizlene gideceksin. Herifleri göreceğiz arkadan. Sinsi sinsi gidelim öldürelim pezevenkleri. Bir doldur enerjiyi ya. Haydi devam. Bak orada. Kimse bizi görmeden indir şunu. Oğlum arkamızda, önümüzde, her yerde lan. Enerji işte. Zırha çek. Tu. Maksimum zırh. İndir şunu. Adam öldü. Sen kimi öldürüyorsun lan? Adam vuruldu. Yardım lazım. Buraya gel. Çık zırhtan, enerji bitiyor. Kimse yokken hazır. Şimdi geliyorlar sana doğru, bekle. Çek zırha, geliyor pezevenk ya da gizlen, sen bilirsin. Nasıl yordun lan sen beni? Hedefi yap görünmez. Ateş edersen açılır görünmezliğin. Biliyorum da. Yerdekileri bir temizlesen, gerisi gelecek. Abi çok kalabalıklar. Abi yapacak. Görevim bu şu anda burada, farkında mısın? Saldırın. Rahat vermeyin. Eyle. Enerji bitiyor. Ne? O yukarıdaki ateş ediyordur. Şuradan da ateş ediyor. Ölmedi o dallı. El bombası, kaç kaç oradan. Toto istedi. Adam el bombası attı ya lan. Maksimum gizlilik. Gideceğimiz yer burası galiba ya. O oraları temizlesek daha iyi olurdu sanki. Gizlice. Maksimum gizlilik. Ne uyarısı? Anlaşıldı. Elektrik var orada. Bu. Zırha al. Maksimum tehlike.
Tehlike, 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 tehlike. Aynen öyle. Şu zırhtan da enerjiyi dolduralım. Kimse yok gibi orada, gir ya. Giremiyoruz. Oğlum biz bu delikten giremiyoruz. Peki diğer taraftan giriş var mı? Yok değil mi? Ama biz buradan nasıl geçeceğiz? Ben de onu düşünüyorum ya. Gitmemiz gereken o delikten girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Şuraya doğru. F. Evet, kayıt noktasındayız abi. Başımıza bir iş gelebilir ve Prophet, silah da mermi yok ha. Belki metro çok iyi bir fikir değildi. Hemen altından düzinelerce ısıtma yayalım. Oradayken adımlarına dikkat et. Isı görüşü dikkat et. Kırmızı göreceğiz galiba. Değil mi? Aynen. Aa, sıktık! Sıktık! Uzak dur benden! Uzak dur benden lan! Uzaylıydı o. Evet. Bak. Kaçıyor. Her şeyi yaptım. Hepsini hallettim. Geriye ne kaldı? Tanrı'nın yüzünü göreceğim. Bunun için hazır olmalıyım. Temiz olmalıyım. Piç. Temiz olmalıyım. Önemli olan. Nano görüşte devam edeceğiz abi. Nano görüş devrede. Bir de aynı yerde gezmemize gerek yok. Bir yerlere gitmemiz lazım. Şurada mı gideceğiz acaba? Yaklaşsana. Hedef yarat. Adamımız vuruldu. Bu bir yuva. Uzaklaş oradan Prophet. Alternatif bir yol bul. Bu arada bizim taramalı silahın mermisine bak. Orada yerde bir silah var ya. Belki onun mermisi... Şunu vur lan. Belki daha fazladır. Aynıymış. Devam et baba. Aynı silahlar abi. Mermi olay değil. O ne lan? Şuraya zıplayacaksın galiba. Teröristler oğlum. Kesin öyle olmalı. Afrika ormanlarından bir salgın. Bir şey olan şey. Level 1 bitti. Kayıt süremiz de fena değil. Yani o zaman YouTube için bu bölümü bitirelim. Devam edeceğiz yani. Kesmiyoruz arkadaşlar. Yani, kesintisi devam edeceğiz. Sevgili Twitch, biz de bir çay alalım. Çayımız soğudu. Sevgili TikTok. Komutan Lockhart'tan tüm sel personeline. Hastalık kapmış insanların hücresel etkilerini geriye çevirmeye yönelik tüm tıbbi çabalara geçerli bir tedavi bulunamamıştır. Tahliye artık bir seçenek değildir. Ve Muhammedciğim sen ne iş yapıyorsun? Ateş etme etkisi artık şehrin tamamında ve enfeksiyon şüphesi olan tüm canlılar için de uygulanacaktır. Buna ek olarak nano giysili hedef Prophet da aktif biyolojik tehdit olarak görülmektedir. Biz biyolojik tehditmişiz. Görüldüğü yerde vurulacaktır. Serkan biz gerçek hayatta da biyolojik tehdit sayılırız. Tabi oğlum. Düşman iletişimi. Bizim hayatımız tehdit birader. Evet. Öğrencisin abicim. Üniversite mi yoksa şey mi? Lise falan mı? Pausela baba. Aynen. Şimdi şu kaydı bir... YouTube'cum sana her pazartesi gelecek bu arada, bilgin olsun. Crysis.
Lise. İyi abicim, şimdi şöyle söyleyeyim abicim. YouTube kanalı da var. Oyunlar YouTube kanalına da gidiyor. Tabii farklı farklı oyunlar gidiyor. Şimdi biz bir iki bölüm daha çekeriz YouTube için. Ondan sonra büyük bir ihtimalle Far Cry'a geçeceğiz gibi. Far Cry, Prince of Persia. Eski çocukluğumuzun oyunlarını oynayacağız yani. Kendimize göre bir nostaljiyiz yani. Aynen öyle. Şimdi bu oyun burada kalıyor. Hiçbir şekilde kapatmıyoruz. Bak bir yere gitmeyin. Alt üstü bardağa çay koyup geleceğiz. Hemen yani aşağı yukarı 1-2 dakikalık bir ara. 1-2 dakika yani. Hemen çay koyup bu oyunu bırakmaya niyetimiz yok. Bayağı eğlenceli gidiyor çünkü. Hemen yani çayı koyup geri geleceğiz arkadaşlar. O arada da siz de bir nefeslenin. Hemen 2 dakikaya biz geri geliyoruz. Bölümümüzü çekmeye devam ediyoruz. Şimdilik o yüzden kendinize çok iyi bakın. Diyeceğim ama bu bilgisayarlar düzelmiş, tamam. O zaman biz bir çay koyup gelelim. Hemen. Bir dakika. Bir dakika bile değil, 30 saniye.